Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda karides akvaryumlarında görülen parazitlerden Vorticella'yı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar öncelikle Vorticella'yı bir tanıyalım. Vorticella bu ekranda gördüğümüz bir sap kısmından ve bir gövde kısmından oluşur. Bu tabi bir mikroskop görüntüsü. Normalde akvaryumlarımızda böyle görmüyoruz. Bu parazit suyunuzda yüzer ve bulduğu bir konağa, karidese, bitkiye veya herhangi bir yere yapışır. Sonrasında da gövde kısmıyla etraftaki bakterilerden beslenir. Biz akvaryumlarımızda Vorticella'yı nasıl göreceğiz? Bakın bu şekilde göreceğiz arkadaşlar. Karidesin özellikle rostrum dediğimiz bu uç kısmında veya baş çevresinde daha fazla görülmekle beraber mantar benzeri böyle pamukçuk şeklinde saydam bir görüntüyü göreceğiz. Biliyorsunuz mantarlarda sarı veya yeşilimsi bir renk olur. Bunlarda saydam bir görüntü var. Böyle pamukçuk pamukçuk bir görüntü görürüz karidesimizin üzerinde. Bu parazit Vorticella'dır. Çok sayıda Vorticella'nın bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bir görüntü bu görüntü. Vorticella karideslere zararlı mıdır? Aslında değildir arkadaşlar. Vorticella tutunduğu konağa zarar veren bir canlı değil. Ama Vorticella'ların sayısı çok arttığı zaman özellikle bu canlılar mitoz bölünmeyle çoğalır. Yani ikiye bölünerek çoğalırlar ve belli bir sayının üzerine çıktığında ikiye bölündükleri için çok hızlı bir şekilde sayıları artar. Vorticella'lar çok arttığı zaman karidesinizde bazı bulgular görürsünüz. Yuvarlak çizerek yüzme, ters yüzme gibi yüzme paterninde bozukluklar, onun dışında iştahsızlık, yeme gelmeme, bu meşhur tırtıklama hareketini yapmama gibi durumlar görebilirsiniz. Bunları görürseniz eğer karidesinizi bir yakından incelemenizi, bir detaylı şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Bunların dışında en önemli nokta şu, Vorticella sayısı çok artıp Vorticella'lar karidesinizin solungaçlarına girerse işte o zaman karidesinizin oksijenlenmesini bozup karidesinizi öldürebilir. Bu nedenle Vorticella sayısı çok artmışsa, yani bir karidesinizi bu şekilde görüyorsanız o zaman tedavi zamanı gelmiş demektir. Vorticella'nın tedavisi çok zor değildir arkadaşlar. Vorticella'ya etkili olduğunu bildiğimiz bir sürü madde var. Ne bunlar? Bakır sülfat, potasyum permanganat, akvaryum tuzu, formalin gibi bazı maddeler Vorticella'ya direkt etkilidir. Kurtulmak basittir ama bu maddeleri kullanacağınız zaman doz ayarlamasını çok iyi araştırıp çok iyi uygulamanız gerekir. Çünkü bu maddelerin pek çoğu doz aşımı durumunda karideslerinizi öldürebilir. Ben videoyu çok uzatmamak için bunların tek tek dozlarını anlatmayacağım. Kullanmak isterseniz yorumlarda yazın. Ben yorumlarda size yardımcı olabilirim. Ben Vorticella tedavisinde malaşit yeşilini kullanıyorum arkadaşlar. Malaşit yeşili tekstilde kullanılan bir madde. Aynı zamanda Vorticella'ya ve Scutariella dediğimiz başka bir parazite de etkili. Malaşit yeşilini tercih etme sebebim de bu zaten. İki tane paraziti tedavi ettiği için bir maddeyle iki paraziti tedavi etmiş oluyorum. Şimdi size kendi tanklarımdan bir örnek göstereceğim. Kendi akvaryumlarımda, Bloodmerim karideslerimde oluşmuş bir Vorticella'yı nasıl tedavi ettiğimi birlikte izleyelim. Arkadaşlar bakın, bu benim tanklarımdan bir görüntü. Bloodmeri karidesim Vorticella ile enfekte olmuş durumda. Rostrum dediğimiz bu gözlerinin daha ileri kısmında, özellikle karidesin uç kısımlarında pamukçuk tarzı bir görüntü var. Orada parazitlerin toplanıp bir araya gelip oluşturduğu bir görüntü var. Bakın bu da yandan görüntüsü. Tankımı incelediğimde, şimdi karides bize döndü, biraz daha net göründü. Tankımı incelediğimde başka karidesimde görmedim. Sadece bu canlıda vardı. O nedenle ben bu canlıyı ayırıp izole edip o şekilde tedavi etmeyi uygun gördüm. Ve bu karidesimi bakın böyle bir 5 litrelik kabın içine aldım. Şimdi ışık alttan vurduğunda biraz daha net göreceğiz. Arkadaşlar bu canlının bacaklarına kadar her yerinde Vorticella mevcut. Hatta burada iyi görünmüyor ama pleopodlarına dahi dolmuş durumda Vorticella'lar. Şimdi uygulamamıza geçelim. Arkadaşlar bakın, bu karidesimizi 5 litrelik bir kaba ayırdım. 4 litre akvaryum suyundan doldurdum içine. Hesaplamam daha kolay olacak çünkü. Bakın karidesimiz oldukça hareketsiz. Tuttuğum ışıktan rahatsız olduğu için arada refleks hareketler yapsa da bakın bacaklarını kıpırdıyor ama ne ileri geri gitmiyor. Yani bu sağlıklı bir karides hareketi değil. Olduğu yerde bacaklarını çırpar tarzı hareketler yapıyor.
Bu arada ben bu karidesi görüp hemen karantinaya aldığımda karnı yumurtalıydı arkadaşlar. Burada yumurtaları saldı. Bakın yavrular da etrafta hareket ediyor. Yavruları almadığım içinden özellikle ilacımızın güvenliğini net şekilde öğrenmiş olacağız. Bakın bunlar daha yeni doğmuş yavrular. Kullandığımız doz karidesimizi tedavi ederse ve yavrulara herhangi bir zarar vermezse güvenli ve rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Şimdi kullanacağımız ürün, bakın bu Saçem'in Paraguard ürünü. Dozumuzda arkadaşlar her 8 litreye 1 mililitre ilaç uygulayacağız. Yani eğer siz bunu tankınızda uygulayacak olursanız tankınızın litresini hesaplayın. Her 8 litre su için 1 mililitre ilaç uygulayacağız. Ben sadece bir karidesimde tespit ettiğim için bunu bir toplama kabında uygulayacağım bu ilacı. Bu arada şu tilki kuyruğu bitkisine de dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Birazdan sebebini söyleyeceğim size. Paraguard ilacımızı bir enjektörün içine çektik. Yarım mililitre, 4 litre olduğu için suyumuz yarım mililitre kullanıyorum. Ve bunu kabıma yavaşça serpiyorum. Başta böyle bir su yeşillenecek, sonradan normal rengine geri dönecek. Evet, ilacımı uyguladım arkadaşlar. Bundan sonra 2 gün boyunca bekleyip gözlem yapacağım. Bakalım karidesimizde bir değişiklik olacak mı ve parazitten kurtulabilecek miyiz? Karidesimiz ve yavrularda herhangi bir ölüm olacak mı? Birlikte görelim. Arkadaşlar tedaviden 2 gün sonrasındayız. Bakın karidesimizde o pamukçuk görüntüleri kalmadı. Karidesimizin parlak kırmızı rengi daha net şekilde belli oluyor şu anda. Bakın tilki kuyruğu bitkisine paramparça oldu arkadaşlar. Bunu açıkçası Paraguard mı yaptı emin değilim ama bu konuda dikkatli olmanızı isteyeceğim. Bitkiler için böyle bir etkisi olabilir Paraguard'ın. Bakın bunlar da karidesimizin yavruları. Hepsi gayet sağlıklı, mutlu şekilde. Hiçbir yavru ölümü gözlemlemedim arkadaşlar. Hepsi sağ salim duruyor. Yani bu doz güvenli diyebiliriz artık bu şekilde. Bu karidesi bakın başka bir kaba aldım. Burada da nasıl normal hareketlerine geri döndüğünü, kabın içinde nasıl gezdiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Karidesimiz o baştaki durgun, hareketsiz halinde değil şu anda. Gayet hareketli bir canlı haline geldi. Böylelikle tedavimizi sonlandırmış olduk ve karidesimizi akvaryumumuza geri saldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tedavi protokolümüzü izledik. Paraguard ürününün yani Malaşit yeşilinin karideslere güvenli olup olmadığı hep bir soru işaretidir. Bununla ilgili yeterli ve net bir bilgi de yok aslında. Ben bununla ilgili araştırma da yaptım. Ancak gördüğünüz bu dozda kullanıldığında ve neokaridinalar üzerinde kullanıldığında herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yavrular da yeni doğmuş yavrular dahi bundan etkilenmedi. Sadece bitkimiz etkilendi. Ama karidina da denemedim arkadaşlar. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani Paraguard güvenlidir, istediğiniz gibi kullanın gibi bir cümle asla kurmuyorum. Karidinalarda da deneyeceğim. Denediğimde videonun açıklama kısmına onu da ekleyeceğim. Güvenli olup olmadığını. Söylediğimiz dozda neokaridinalarda kullandım. Ve herhangi bir karidesim ölmedi. Parazitten de çok başarılı bir şekilde kurtuldum. Vorticella tedavisini eğer tankınızda yapmak isterseniz. Bakın ben bu videoda ne yaptım? Bir ayırma kabına aldım canlıyı ve tedaviyi orada uyguladım. Tankınızda uygularsanız şunu hiç unutmayın. Kabukları toplamanız gerekiyor arkadaşlar birkaç gün boyunca. Karidesinizin değiştirdiği kabukların üzerinde çok sayıda vorticella olacaktır. Ve tankınızda kabuk gördüğünüzde tankta bırakmayıp alıp atmanız gerekiyor. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu konu hakkında istediğinizi bana yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.